Peygamber Efendimiz'in vaftizize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Mutlu ki 21. asırdasınız. Allah mübarek eylesin. Ya Tabibel Kulub, medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Ekremel Ekremin, medet ya İlahi Alemin. Destur ya Adem, Safiullah, destur ya Nuh, Şekerullah. Destur ya İbrahim, Halilullah, destur ya Musa, Kerimullah. Destur ya İsa, Ruhullah, destur Muhammed Mustafa, Habibullah. Destur Cüneyt Peygamber Hamza'nın Resul-i Kiram Hazaratı. Destur ya sahib el meydan. Rıza'en lillahil Fatiha ve as-salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım sözlerime. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa ve Nebi Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayrıca selatü selam olsun. Çünkü şeriatı da yaşıyoruz. Allah makbul ve mübarek kılsın. Amin. Onun şeriatı makbuldür ve mübarektir de bizler için de makbul ve mübarek kılsın. Amin. Kur'an'ın ahkamını anladığımız şekilde anlatıyoruz. Ve şimdiye kadar hiçbir ulemadan itiraz duymadık. Ehl-i kitaba karşı tavrımızı takmadım. Allah'ın buyurduğu gibi. Hasreten bunun üzerinde duruyoruz. Çünkü bunun dünyanın ihtiyacı var buna. Bütün insanlığın ihtiyacı var buna. Eskiden ulaşım yokmuş, birbirlerini tanımak yokmuş, yaklaşmak yokmuş, sözleri duyulmuyormuş. Herkes bir şeyler kaynatıyormuş kendiliğinden. Şimdi efendi kaynamıyor. Burada kaldığı nefes dünyanın öbür tarafını dinliyorlar. Düşmanı çoğaltma. Gerçek bu değil. Gerçek neymiş? İman, iman. İmanın altı şartı var. Âmentü billahi. Allah'ın varlığına inanacaksın. Ve melâketi, melâkelerine iman edeceksin. Ve kütübü, bütün kitaplarına iman edeceksin. Ve Resulü'yü, Resullerine iman edeceksin. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi, hayrın şerrine Allah'ın olduğunu inanacaksın. Kazanın kaderine Allah'ın olduğunu inanacaksın. Öldükten sonra, galbâsül bâdenin mevüt, öldükten sonra dirileceğine iman edeceksin. İman bu. Bu yok mu imansız? Hiç şöyle diyelim, böyle kibarlaştıran, hayır hayır hayır. Tek kelime. Allah'ın buyruğuna göre imansız. İman bu. Savun sadat, hac, zekat, kelime-i şehadet, bunlar şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri efendi. İslam değil. İslam külli İslam. Hepsi İslam. Allah var diye Müslüman. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Efendimiz bütün insanlar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir. Terbiye muhtaçtır. Terbiyeci neyse onu öyle yapar. Fıtratında var insanın İslam. Allah var diye şimdi yaratıldık. Ama terbiye muhtaçtır diyor. Kim terbiye? Zamanında bulduğunsa peygamberine tabi olacaksın.
Peygamber yoksa varisini bulacaksın. Kim bu? Dost değil, evliya. Varisin evliya. Alâ inne evliyâllâh lâ hâfun aleyhim ve lâ hum yâhzanûn. Evliyama korkarlar, onlar üzülmeyecekler dediler. Bu kitabına masal olmuş peygamber varisleri. Peygamber efendilerimizin varisleri. Siz onların evliyasını evliya edinmeyin, kimi? Muhammed'isiniz siz, daha evvelki gelen şeriatların evliyasını evliya edinmeyin buyuruyor Hazreti Allah. Hala tefsir ediyorlar, meal yazıyorlar ki siz Hristiyanları, Yahudileri dost edinmeyin. Ne cüret bilmiyorum bu. Allah'a karşı ne isyan bu. Dost edinmeyin. İşte dünya dinleyecek, söylüyoruz. İnternete veriyoruz. Hayır, ulema çıksın da hayır desin, yanlış desin. Yok efendi. Hazreti Kur'an bu, Allah'ın emri bu. Canım, biz onlara ne yapalım? Canım, ya işine gelmezse kafa açma. İşine gelmezse muamele yapma. Ara ara dalı ara hiçbir şey yapma. Efendim, ya? Kâhir gavur deme hakkına ait değilsin. Misalimiz mahvet. Semihinin hak olduğu gibi o dinde hak. Sonraki gelen şeriatlar o güne göre Allah'ın ihsanıdır. Ha bulmuş burada kalmış. Kâhir değil, gavur değil. Hatayı buradan yapıyoruz, dikkat edelim. Allah korusun. Bunun karşısında hayır diyecek ulema tanımıyorum ben. Hazreti Kur'an'dan bahsediyorum, dört yıldan bahsediyorum. Suhurlardan bahsediyorum. Yüz sahibe var biliyorsunuz. Dört kitap. Evet, bununla dolu dolu her taraf. Hazreti Kur'an'a, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyor. Alemin Rabbim, terbiyecisiyim diyor Hazreti Allah. Sadece senin değil. Alemlerin, 18 bin alemin. Biz daha bir alemi çözemedik. Neyi çözeceksin? Neyi çözeceksin? Allah'ın ruhu ihsanı var. Sana ruhundan ruh nefetti Hazreti Allah. Subut sıfatlarına verdi. Zati sıfatına ortak olma, bırak küfre gidersin. Kafir olursun, Allah olsun. Zatına mahsustur. Hayat, ilim, semih, basar, riyade, kudret, tekvin, kelam, subut sıfatlardır onlar. Bundan sana vahşetti. Onun için senin gibi mahluk yaratmadı başka. Senin gibi mütekamil, senin gibi ileri gören, senin gibi doğru yanlışı gören, senin gibi efendim, imar eden, taş taşını sana koyarak bir şeyler yapıp içine girip barınan bir mahluk daha yok. Niye? Yeryüzünde halifemi yaratacağım kitabını tecellisin sen. Ruhundan ruh nefeti sana. İlham olduk, hayır değil. Allah'ın acılık buyuruz biz. İstisnai yönümüz var bizim. Eğer bu istisnayı bilmiyorsan yuh diyelim. Bu istisna, dünyaya neye geldik? Yiyeyim, şimdiden ne? Bak ya, onu hayvanlar mı yapıyor? Ama onların hepsinin vazifesi var. Esinden, sütünden, derisinden, pisliğinden istifade ediyor insanlar. Senin neyinden istifade ediyor? Ne etin yedir, ne göğün giyilir. Hiçbir şey yok. Evet. Seni istisna yarattı. Adem'e secde emri vermesi buradan. Beni Adem'e secde et. İstisna yarattığı için. Cin tayfesi, melaike anlamadı. Adem'e secde etti melaike de cin tayfesi anlamadı. Şeytan. Bizi daha iyi bir şeyden yarattın, dumansız ateşten dedi. Ukalalık etti. Âlemi gördüm ben. Gezdim hiç içini, vücut yapısını.
Evet. Yazdım, ben daha şerefliyim dedim. Ben niçin ona secde edeyim? Şimdi gurur, kibir, azamet. Gururlu, kibirli, azametli insanlar şeytanın eşididirler. Ya çok Cenab-ı Hak neler ihsan etmiş ki kullarım kemalat olsun diye. Varlık değil, kemalat. Varlık Allah'a mahsus. Sakın kendi kapını mal etmeye kalkışma. Esas kufr oradan girersin. Gururla ve kibirle gezen yürüyen insanları tasvip etme. Onlar Allah'a isyan ediyorlar. Evet. Varlık kesimi var kendilerine. Kim bunlar? Allah'ı bilmeyenler. İslam fıtratı üzere yaratılan insanlar Allah'ı bilecek şekilde, Allah var diyecek. Allah var diyecek şekilde yaratıldı. Terbiyeye muhtaç. Terbiyecisini bulacak. Kim o terbiyecisi? Peygamberi. Yok varisi. Var mı? Kıyamete kadar devam edecek. Kıyamette tövbe kapısı en sonra kapanacak. Tövbe kapısıdır ismi. Dost değil efendi, evliyullah. Onlar takva ermiş kullarımdır diyor Hazreti Allah. Takva, vera onlar da göreceksin. Uyduruk, Allah'ın evliyası olmaz. O şerefsizin yüzüne karşı aykırın. Sen şerefsizlik yapıyorsun diye. Bazı uyduruklar var ya, çıkarlar menfaati uğruna. İnsanları perişan ederler, hiç tutmazlar bile. Çünkü ne Allah'ı bilirler ne peygamber bilirler. Ama lafa gelirler. İcraatta bir şey yok. Eraysal ve zikâd-ı bütün dini yalanlayanı gördün mü? İşte şerefsiz. Onlar yetim biter kalkar. İşaret veriyor Hazreti Allah. فَذَٰلِكَ اللَّذِي يَدْعُوا الْيَتِيمَ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. O miskin de doyurmaz, fakiri doyurmaz. Bu teşvik de etmez. Teşvik de etmez. Ölçü veriyor. Ölçü veriyor. Beni yalan. Dervişte bu sıfatın zerresi olmaz. Derviş kolay mı değil? Sen zannediyorsun ki sen derviş. Allah sen istiyor. Sana doğru istikametin uzatsın. Tarih-i müstakim. İşte bu. İhtilat sırası onu müstakim. Tarih-i müstakim üzere. Münhani münkesir değil. Zikzaklı yol değil. Doğa başı yol hiç değil. Dosdoğru. Tarih-i müstakim. En son gelen şeriat ve karraya da sahip kıldı seni. En son başka şeriat gelmeyecek. Geldi diyenlere inanmadı. İnanma da elinden geliyorsa izah et onu, kaybet. O alçak. Başka yok. Ahir zaman peygamber onun için. Peygamberimiz Efendimiz Allah yüzünden ayırmasın. Amin. Diğer peygamberleri yıldırtmak yok. Yasak galibiler için bitti. Allah buyuruyor, benim sözümüze dikkat edin. Vay be. Kur'an'da gördünüzse beni de uyarın. Yok böyle bir şey. Yok. Varsa uydurma. Barmak sokmuşlar. Yalnız siz onların evliyasını evliya edinmeyin. Sizleri kabul edin de evliyalarını evliya edinmeyin. Kendi evliyanıza tabi olun. Kendi şeriatınızdan gelen evliyaya tabi olun. Maide surelerine bir bu açığı. Hala bizimkiler öyle yazmıyorlar. Nasıl görecekler bunun hesabını bilmiyorum. Ondan sonra vahtuf vahtuf bizim genci Almanya'ya gönderdik, orada döndürmüşler. İyi yerine sağlık. Katil sensin. Sensin çünkü adamı emek ver, kafir gavur diyor. Yok, var olmaz mı? Sende de var, onda da var. Ya.
Allah'a inanmıyor. Sende de var, onda da var. Hepsi de var. Allah şerlerden korusun. Allah'ın buyruğuna itimat konuşuyoruz. Kur'an bununla doldu. İşte Elif Lamim. Hemen Kur'an başlamış. Zalikel kitabı la raybe fi hüden ve mutlakin azazine yuruna bil gayb ve kılmaz salat ve ma azab namun. Değil mi? Sure-i Bakara. Sıhhatinden şüphe edilmeyen o kitap. Müttakiler için yol göstericidir, hidayet kaynağıdır. O müttakiler ki diyor Hazretullah. Gayba iman ederler, bitti. اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَا لَاكَدِ وَكُدُوا وَرَسُولِهِ وَيَوْمُ الْاَخِرَ وَمِنْ قَدَرْ حَيْرِ وَشَرِهِ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَى وَالْبَاسِ الْوَعَدَ الْمَوْتِ Hakkına şeran la ilahe illallah, biz arşim aşeran la ilahe illallah. O müttakiler ki gayba iman ederler. Sonra namazlarını kılarlar. Sana indirenler, senden evvelki indirenlerin kitaplara da iman verler peygamberlere, iman verler. Kur'an'ın başı. İslamiyet'i tek elinde değil, umumidir. Derviş, bunu unutma. Dervişin anayasası bu. İslamiyet, Allah var diye Müslüman. Peygamberim Efendimiz ne buyurdu? Kişi dünyaya fıtratı, İslamiyet fıtratı da dünyaya gelir. İslam fıtratı da. Allah var diye tek şekilde yaratmıştır Aziz Allah. Bütün kullarını bilirsin. Allah var diye şey. Ama terbiye muhtaçtır. Terbiyesini bulacak. Terbiyesini bulmazsa onu da diyemez. Onun için ne oluyor? Allah'ın rızasını kabul etmek üzerine farz. Peygamberin hayatı, evliyaya gerek yok. Evliya aranmaz, peygamberin hayatı. Peygamberin yüzünde gidersin. Evet, peygamberin yok, evliyasına tabi olursun. Çünkü ona biat ettiğin zaman, peygamberine biat etmiş oluyorsun. Bak açık söylüyorum, işte dünyaya ilan ediyoruz. Onun için, niçin ehli kitabı gayrimüslim dedik? Hani fareler hesap sormuşlar, şu an ağzı açıyken dibini delen hanginiz diye. Şimdi aykırıyoruz. Ağzı açıyken dibini niye deldiniz? Evet. Ben değil bunu, devletim hükümetim soracak esas. Devlet el alacak da devletim hükümetim soracak. Ama devletin önüne engel çıkıyor da bir efendim. İmam Hatip'i açamıyorsa, devlet nasıl sorsun? Yani ilim tedris eden grupları da bugün için alkışlanacak tarafı yok. İnşallah geleceği yaşayacağız. Ona doğru gidiyoruz. Gizli bir şey kalmayacak yer üstünde. Ulemamız da aynen yetişecek. Ama ben tarikatı kabul etmiyorum. Efendim, evliyayı kabul etmiyorum derdi de dosyayı Selcan'ın yerine nah alır. Evet, estağfurullah yani. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor da benden başa da bağıracak yok bunu. Niye cesur konuşuyorsun? Her türlü mahkemeye girdim, beraatım var elimde. Allah'ın evli vazifeyi her yerde ilan ettim. Güvenlik mahkemelerine de girdim. Oradan da beraatım var elimde. İçin gerçeğini söylüyorum. Allah var diyen Müslüman. Din getiren hiçbir peygamber yok. Hepsi İslamiyet'e geldiler. Gayrimüslim diye bir şey var mı? Yoksa ne bileyim çıkardınız. Uyduruk bunlar.
Peki. Yani size şöyle, hayır onlara da zaman gelecek inşallah konuşacağız. Size İslam'ın aslını anlatıyorum, imanı anlatıyorum size. Allah'ın buyurduğu, Kur'an-ı Azimşan'da. Siz uzatma diyorum, zararına uyursa kafanı açma. İstersen eksilemezsin. Harbiden onu toprağına tecavüz ediyorsa, namus kayıfiyatına gözüküyorsa, öldür onu gücün yetiyorsa. Allah cihad emri var, bunu ihsan etmiş Rabbim. Ama niye inancıları uzatıyorsun onun? Niye İncil'e, Tevrat'ına, Zebur'una, Sukuklar'a uzatıyorsun? Kimsin sen? Ey ümmeti Muhammed, uyansın artık, uyanın, uyanın, uyanın. Yeter! Adamlar rahat ediyor, bize kaydırsın demeyelim, hızımıza, zorumuza gidiyor diye. Düşünüyorlar, ne diyelim? Ayrı ayrı inanç sahibi diyelim. Evet. Sen olsan ne yapan hakim bir demiş. Bir tek sen misin vallahi sen ben bilmiyorum. Benim imanım bu. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Şeyhimi de Hazreti Allah gönderdi. İstedim ben. Dergahınıza inanın. İtimad edin. Bak, 94 yaşına girmiş şeyhimiz olmuş. Hayatımda karanlık bir çizik yok elhamdülillah. Rabbim kusurumu affetsin. Bilmeden yaptığım kusurlar. Sanatkarım, elim emeğiyle büyüdüm, yetiştim. Babam, anam zengindi. Bir zengin ailenin de tek evladıyım. Gözüme bakıyorlardı, ölmesin diye. Abim rahmetlik oldu, 23 yaşında. Tüberkulostan, çare yoktu. Onun için üzerime titriyorlardı. Hamam işletiyorduk, 33 sene hamam işlettik. O hamamı yapmak öyle her yiğidin, her zenginin işi değildi o zamanlar. Herkesin hamama ihtiyacı var çünkü. Herkes koşuyor. Yok evinde yıkanacak bir şey. Banyo yok. Bir kişi evinde banyo yaptırmışsa banyoluklu bilmem ne diye alay ediyorlardı onunla. Anlayın. Kusur haneler vardı, ufak dolaplar. İçine giren kumaşamın. Şuran kadar gömüleceksin. Yoksa olmaz kusurun. Böyle böyle öldürüyorlardı insanları. Hamama gitmeydi, hatta küfür ilan eden ulemalar oldu. Bunların da şahidiyim. İşte Ziya Paşa ne diyor? Gezdim Frangistan'ı. Beldeler, kaşanılar yurdum. Dolaştım mülkü İslam'ı. Bütün viraneler gördüm. Allah! Ne acı gerçek değil mi? Kim diyor bunu? Ziya Paşa. Evet. Allah şefaatmeden ayıklısın diyelim. Böyle alim insanlar bunlar. Niye? Fetva veriyorlar öyle. Binalar yükseldiği zaman zina çoğalacak. Siz zaman kıyameti bekleyiniz. Yap yapabilirsin hadi iki kat, üç kat. Ey, vaiz benim aleyhimde konuşmuş. Kürsüde. Nasıl şeyh o demiş ya. İki katlı evi var. İki katlı olmaz mı şeyh abi? Ulan Fezrek yanlış görmüş benim üç katlı evim dedi. Ankara'daki evim. O da Faristemi'ye gelmişlerim. O da oradaymış hoca. Hoca da. Pideci kimdi? Aztekin. Aztekin. Mustafa Aztekin. Pideci. O da oradaydı. Ondan sonra neyse verdik lazım yani yardımı. Yani Allah'ın yanında daha iyi olmasın. Onlar gittikten sonra dağ kapıdan çıkıyorlardı. İşte efendim bu Topal Hoca'yı dedi, sizin aleyhinizle konuşan. Zira adam renkten renge giriyor ben küfrettikçe. Küfretmiyorum da. Ulan şerefsiz diyorum, görmemişim ben. Niye iki katlı diyor bana hakaret.
Ulan evde ne varmış? Zalim! Böyle diye diye anasını anlattınız mı bu milletin? Her şeye hurafa, kıyamet alameti dediniz. Bir soba icat oldu, sobaya kıyamet alameti diye evine koyuyordun. Ama böyle şey var diye hadisler uydurdun. Hadisler uydurdun. Evin ortasında ateş yanacak, kıyameti bekleyiniz diye. Şey içinde, binalar yükseldiği zaman sizi aç olacaksınız, kıyameti bekleyiniz. Efendi, Hazreti Kur'an'ın dışına çıkmayın ya. Peygamber Efendimiz'in hayatı Hazreti Kur'an'dır. Allah yüzünden ayırmasın. Amin. Onun için her kavramdan bir saç çıkar, biri bir şey uydurur, oraya sokuşturur. Hadis. Hayattayken sır katiplerine yazdırmadı kelamını. Bunlar benim çatı konuşmam. Yazmayın diyordu. Beni günah sokmayın. Allah ayırmasın bizi. Amin. En son gelen şeriat-ı Muhammedi. Hep bütün kabul ediyoruz. Âmentü billahi ve melâketi ve kitabı ve rasûlî. Etmiyorsan imansızsın Allah'ın uyanı. Şöyle Habibim Bedevi'ye iman ettik demesin diyor Hazreti Allah. Çünkü Allah var dedi. İslam'a girdi kesin. İslam'a girer ki Allah var diye. İslam'a girer. Zaten fıtratında var insanın. Bu anayasayı unutmayalım, olmaz mı? Galibiler haykıracak bu dünyaya. Herkesin ihtiyacı var mı? Yersiz yere düşmanlıklar. Eskiden imkan yoktu, birbirine gidip gelmiyordu, kaynatıyordun. Her türlü oynatıyorlardı. Şimdi neyi oynatıyorsun? Neyi oynatıyorsun? Atalan sıkıları geçti. Daha hurafaya yer veriyorsun. Onun için Atatürk hayranıyım ben. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Evet. O çok şeyler getirdi bu millete. Dinsiz değildi. Sağlam dinler insandı. Dervişti kendisi. Şeyh olduğunda ecnebi gazeteler yazıyor. İyi anlayın. Efendi Hazretleri diyordu gene ben aşacağım deryaları. Evet, yine ben aşağı Kemal Sevdi'yi. Çünkü başka çaresi yoktu. Eşek diyen dervişler söylemişti. O hiç sıfırda kalır da. Hani ağzımda alışmış, onu diyorum. Hani dervişin birisi bir memlekete gelmiş, dergaha varınırlardı eskiden. Derviş olduğu için dergaha varılmış, seyise de eşya teslim etmiş, merkep üzerine geliyor. Aman iyi yemin ver bilmem ne falan ha. Bir ara dervişler demişler ki, ya hiçbir şeyimiz yok, biz ilacı olacak bu misafire karşı, ne yapalım? Kardeşlerimiz eşyanı satalım, biz ziyafet çekelim. Adam eşyanı satmışlar. Seyisi bağlamışlar. Seyis mesul çünkü. Haberi var demişler ya. Sen niye dınlıyorsun? Ne işler satmıyor? Bir ziyafet vermişler ki. Bak la oğlum öğretti. Eşek de fark etmiş. Halakaya kurmuşlar. Adam da halakaya girmiş. Arada sırada eşek gitti, eşek gitti diyorlarmış. O da diyormuş onlarla beraber. Öyle nakarasan ne diyormuş. Eşek gitti, eşek gitti. Seyis geliyormuş ya, adama bildireyim diye ipinden çözülmüş falan. Bakın ki o da eşek yedi diye bağırıyor. Ne haberi var mı? Hani eşyan tatlı, ne haberi var, ben ne diyeyim? O da onlardan beraber eşek yedi diyor. Sabahına bakmış eşek yok. Dedi, ya sattınız yediniz ya. Ya kim sattı yedi? E sen ne diyordun eşek yedi, eşek yedi? Ne bileyim bundan karası zannediyordum bu şeyi. Efendim, arada mı sanıyordun? Onun için eşek yiyen dervişler diyorlar. Çok daha neler yiyenler var. Oo.
hala mevcut mu bunlardan? Mevcut. Allah şerlerinden korusun. Amin. Karaman Hoca Efendi öyle diyor. Tarikata niye girmiyorsun? Niye tasavvuf olmuyorsun? Ya ben tarikatı mantara benzediyorum. Nasıl mantara? İçinde delisi var ya mantarın. Belki delisine askerlerim de zehirlenirim diye korkuyorum. Karaman Hoca. Hemşerim olur. İyi profesör tabii. Ne Karaman'dı? Hayrettin Karaman Hoca. Hoca hala bekliyor mu delisi var diye? Ondan sonra göreceksin delisi mi gerisi mi? Ulan ama o da diyor, siz Yahudiler, Hristiyanlar dost edinmeyin. Kim onlar dost edinse onlar da beraberdir diye. Hep böyle yapmışlar. Birbirine bağırarak yazıyorlar. İlim neresine bunu ya? Sen Allah'ın evliya hitabını bilmiyorsun. Neden bahsediyorsun? Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah dediği gibi çaresi var. Olacak inşallah. Olacak. Görünen köy kulağı düşemez. Galibiler bu davayı siz anlatacaksınız, düzelteceksiniz inşallah. Dünyaya birbirine kardeş olduğunu anlatacaksınız. Ehli kitap iptal oluyor mu kitabı? Hayır. Peygamber iptal oluyor mu? Hayır. Giranlar var mı? Hayır. En son yani şeriatı Muhammed'isin. İyi güzel. Tebrik ederim mübarek olsun. Diğerlerini kabul etmezsin imansızın diyor Hazreti Allah. Amin Resulü bimâ zelîhî min Rabbi vel mu'nun. Kullun amine billahi ve melâketi ve kütübü ve Resulî. Lâni ferrugu beynâ hâdem ve Resulî ve gâli semînâ ve atâna gufânikâ ve nâ aleyke Resulî ve ahlâyet mi diyor. Nereden bahsediyorsun efendim? Nereden bahsedersen et. İşte ufak broşür yaptık. Kur'an'dan çıkardık bu ayet. Öğrenin dedik. Herkesin cebine verdik. Lüzumayı da sokuyorsun. Hristiyan'ın da ve İsrail'in de veriyoruz bunları. Niye? Anlasınlar kardeş olduğumuzu. O aktörünün masumların kanına girip durmasınlar. Yersizce hiç kahramanlık yapıyorlar, parmakları içine dikiyorlar. Yere düşmüş bir yere diyor parmakları. Ben anlayamıyorum bu zaferden. Zafer mi bu? Bileceksin ki geçen de böyle anlattın. Hep anlatacağım. Ne zaman oturacağım ondan sonra başkasına geçeceğiz. Doktor bile hastalık nerede, nereden uzar hepsi diye sorar da gösterdiği yeri zarında da bu. Biz hastayız oradan. Ümmetçe hastayız. Dünyada hastayız. Düşman kabul etmiş. Beni İsrail, beni Nasara'ya biliyorsunuz arenada aslanlara fırlattı. İsa Aleyhisselam'ı kabul etti. Ya bak peygamber. Kitaba bak. Kur'an azimcinde var mı? Evet. Bizler Müslümanlarız diyorlar. 12 avar uyun. Bizler de Müslüman. Niye tekerin alıyorsun İslam'ı? Allah var diyen Müslüman. Müslüman demek her şey demek değil. İman değil ki. İmanda iki imamımız var. İmam Maturidi, İmam Hasan-ı El-Eş'ari diye. Hanefi mezhebinden bizler Maturidiyiz. İmam Maturidi Hazretleri'nin iman hususuna getirdiği ahkama tabiyiz. Nereden getirdi? Hazreti Kur'an'dan çıkardı. İşte Ahmet ve Bilahi ve Melaketi ve Kütübü ve Rasulihi ve Yom Mülâhiri ve Mülkader Hayrihi ve Şerrihi min Allah-u Teala ve Elbâsul Vâlel Mevd Hakkın eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammed Abdü ve Rasulü. Hocam aksini mi söylüyorsun bunun? Buyur. Düzeldi öyleyse. Hasan Erik Hoca. Aynen bu fakir gibi o zamanlar anlattı.
Adamın soluğunu kestiler. Soy olduğu için kestiler tabii. Bizim hocalarımız hacıyız, sevdanında hocayız. Bağlı değiliz seçimler. Gerçeklere haykırıyoruz. İslam'ı niye tekerim alıyorsun? Niye gayrimüslim diyorsun başka kitabı? Allah var diyene niye gayrimüslim diyorsun? Allah'ın nasıl terk ediyorsun? Allah var diye Müslüman. Fıtratında var buyurdu Peygamber Efendimiz. İslam fıtratında insanlar dünyaya gelir, terbiye muhtaçtır. Terbiyenin Peygamber'e ait ise Peygamber'e tabi olacaksın. Değilse Peygamber varisinde olacaksın. Evliyullah bu, dost değil. Dost diyenler hesabını öremezler. Evliyaya dost diyecek. Onlar takva ermiş insanlardır, kişilerdir diyor Hazreti Allah. Alâ inne evliyâllâh, lâ hâfın aleyhim alâ hâfın. Onun için Allah ayırmasın üzerinden. Amin. Hiç tereddüt etmeyin yavrum. Ben düzenbazlık bilmediğim için haykırıyorum. Belki herkes böyle deliriyor ama ben diyorum onu. İşte icazetlerim gizli, herkes gizler. Ben açıktan gösteriyorum. Hele şu icazetim, Sinsel-i Meratim, Peygamber Efendimiz'den sonra kaçıncı göbekte fakire vazife gelmiş onu anlatıyor. Şey bunlar, tarihi senet. Efendim. Evet, işte hattatları yazıyorsun. İcazetleri, emr-i ilahiyi de yazalım. Sevgi açıyoruz. Varmışım ya da bir sevgi açan tasavvufu. Ben tarikatçıyım diye korkuyorlar, kelam ediyorlar. Genelkurmay Başkanlığı bizim hakkımızda ne diyor? Tasdik ediyor, tasvip ediyor. Evet. Onun için çok seneler evvel televizyonda konuştum. Hep anlattım bunları. Hatta Atatürk'ün son mesajını ben okudum. Şeyh kesmesinde. Sarıklı fesliyim böyle. Ama bantı bulun, bakın. Evet. Atatürk'ün son mesajı. Zamanın başbakanı çağırmış. Ölüm döşeğinde, 15 gün kadar. Çok fazla. Başbakanı çağırmış. Dışişleri Bakanlığı da çağırmış. İkisine yazın, tahmin veriyorum, İslam alemine demiştim. Çünkü şerlerinden korkuyordu dünya. O hale getirdik onları. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında böyle miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz Habeş Kur'an Necaş Hazretleri'nin Hristiyan. Namazını kıldırdık ya abi. Vefasını duyunca üzüldü. Kıyabi namazı kıldı ashabı. Hristiyan'ın. Beni İsrail, beni Nasara'dan gelenler, müracaat ettiler. Asr-ı Saadet, Mescid-i Saadet'in bir köşesi onlara tahsis etti. Siz de aileniz burada yapın diye. Efendim bu İslam. Onun için fakir kaç kere söylemişim, rüya ettim ben. Eğer yerim olsaydı, bir de şimdi sahura yapacaktım. Hayır. Daha ileride ilim sahibi olurlarsa Muhammed yollar inşallah. Ama beni İsrail, beni Yasara kalmış, Hristiyan kalmış, Yahudi kalmış. Kafir yavru mu diyorsun bunlar? Var onların içinde kafirler yavruları. Senin de var daha çok diyor Hazreti Allah. Olmaz mı Müslüman kafir yavru? Haline tecavüz ediyorsa, namusuna, iffetine tecavüz ediyor, toprağına tecavüz ediyorsa cihad emri var. Öldür onları diyor Hazreti Allah. Bütün gücün yeterse. Bu açık. Onun için galibiler, dersinize sahip olun, evladınız eşkarınızı okuyun, bir atınızı bozmayın.
Ve yeminle söyleyin ki ben Hazreti Resulü Efendimiz'e biat ettim. Onun varisiyle. Bak. Huzur-u İlahi'de dava edin beni. Ben hayatımda Allah'tan korktuğum bir iş işlerim. Yani Allah cümlemize ihsan etsin. Ama Rabbim'in verdiği vazifeyi anlatıyorum. Evet. Şeyh'imi dahi Hazreti Allah gönderdi benim. Taraf edilen bir şeyh oldu abi. İntibar edemiyordum. Ben nasıl bir insanım dedi. Dert yanıyorum yani size. Evet. Çoklar da bana düşman oldu, kızdılar. Kayıp eder miydi hem sen içerisinde şey? Ben, benden niye o düşman oldu diye düşman oldu. İşte Valim dediği gibi orada olmayı oradasın da diyemiyorum demiş. Evet. Beni böyle yaratmayacağız. Yani şikayetçi değilim. Teşekkür ederim Rabbime. Allah almasın elimden. Sizler de öyle olacaksınız. Amin diye dikkat edeceksiniz. Ehli kitabı düz atma. Sen onun şeriatıyla yükümlü değilsin. Onun için siz onları kabul edin de evliyalarını evliya edinmeyin diyor Hazreti Allah. Sen nereden çıkardın? Onları dost edinmeyin diyor. Melanetini yürüttük oraya. Kur'an gibi bir en son gelen kelam-ı kadime bunu soktuğun gibi oraya sokuşturdun. Hala sokuyorsun. Hala sokuyorsun. Hala sokuyorsun. Evet. Yazık. Yazın. Ondan sonra Ermeni yazarını öldürürler. Evet. Ben olsam dava edeceğim kişiler biliyorum kimler edeceğim dava. Bu yüzden maaş alanlara dava edeceğim. Madem ki siz mesuliyeti umuzladınız, bunun sebebi sizsiniz, o cahil insan değil. Gidiyor gençlerimiz, mecbur çalışıyorlar. Günlük rızıklarını alacaklar. Öyle telkin ettik ki hem ekmen yiyoruz hem gavur diyoruz onlara. Kafir gavur. Haydi Müslüman, hadi. Yaşa nasıl yaşayacağız? Kapıdan geçen it, gel kıçımı dit demiş affedersin. Öyle mi? Değil diyen var mı şimdi? E canım, ben şimdi Hristiyan oluyum. Ya Muhammed'iysin sen. En son gelen şeriata tabiysin. Muhammed'i olsan, Hristiyan olsan, Beni İsrail, gerçek Beni İsrail gerekiyor. Onlar da Müslüman. Ama son gelen peygamberi tanımamış. Onun hesabı sorulacak. Soracak Hazreti Allah soracak. Onun kitabı da hak değil de hak. Hak değil diyecek bir yiğit var mı? Evet. Sen bugünkü medeniyete uyumlu, hatta uyumlu olmuyor da Peygamber Efendim bu akde acizede emri var. İlan ediyorum her tarafa. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Fakire verilen emri, peygamberi tebliğ ettim ya Rabbi. Allah izin ayırmasın. Amin. Ah 1400 sene, bu ne yaşayacaksın sen? Bugün yaşayacaksın. Bugünkü Muhammed'i yaşayacaksın. Hürmetimiz var geçmiş zamandaki yaşayan imanlı insanlara. Allah şefaatlerine aykırsın. İmanlarına diyorum. İmansızlara değil. İmansızlar ki Ehl-i Beyt, Evlad-ı Resulü, şehit eder.
Zalimler. Lan yavrum ne köy olur ne kasar olur bunlar. Hazreti Ali Keramullah Efendimiz. Mescid-i Saadet'te öldü. Şehit eden insanlar. Ben ilim şehriyim, Ali Kapısı'dır. Bütün tarihler Hazreti Ali Keramullah Efendimiz'e bağlı. Şah-ı vilayettir. Yoksa o Alevi kardeşlerimize sesleniyoruz. Kardeşiz kendin ama beş vakit namazı da kılın. Orucunu tutun. Kim kandırıyor sizi onunla? Hayır karışmıyoruz şimdi. Karışmıyoruz şimdi. Başarı gibi size küfür gözüyle bakmıyoruz. Ben bunu 47 sene evvel İngilizce, Fransızca, Almanca dünyaya gönderdim. Bugünkü sözüm değil ki benim. Alevliyiz şimdi inanmadım. İmam Azam Hazretleri'nin Alevi meşrep olduğunu anlattım. İki senem olmasaydı Norman hayattaymış diyor. İki senem. Niye? Cafer-i Sadık Radiyallahu Anh Efendimiz, 12 imamın başı Cafer-i Sadık Radiyallahu Anh Efendimiz. İmam Azam Hazretleri'nin babalığı idi. Tasavvuf tarikatı oradan aldı. İki senem olmasaydı hayattaymış diyor. Yeterli değildi benim inancım. İyi anlayalım. Onun için facialar oldu. 12 imamın 4 masum bak 24 altın 72 felsefe şehidi Kerbela şehidi oldu. Şehidi oldu. Hepsi çok hata okudum. Kalbiyle kendini zannıyorsunuz değil mi? Allah'a dönüyoruz arkadaşlar. İnşallah anlatacağız bir gün. Dünya anlayacak ne olduğunu, şeriat-ı Muhammed'in ne olduğunu. Kendi şeriatlarını anlayacaklar. Hak olduğunu. Ama zamana göre Hazreti Allah'ın ayrı ayrı peygamber ihsan ettiğini. Ama hiç birine bir uzatmaya hakkım yok. Yok. Benim peygamberden sonra gelen peygamber evet onunla övün. Ama diğer peygamber efendilerine cüzdatma. İmansız oluyor. Kitaplara cüzdatma. Suhuflara cüzdatma. Bir sahibe var biliyorsunuz. Evet. Evet, suhuflar diyoruz. Dikkat et. Hadislerden istifade et ama Kur'an'a uyum sağlamayan hadisleri kabul etme. Evet. Ben nasıl anlayacağım ben bilmiyorum ki Arapça Kur'an'ı. O kadar işte ilim olarak söylüyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hayır Kur'an'da aksini siz. İnanma. Onun için Hazreti Kur'an ne zaman meali doğru dürüst yazılacak? Ne zaman tefsiri doğru dürüst yapılacak? Kimseye itham etmiyoruz. Vakta ki elimiz aldığımız Maide Suresi 51'i siz onlara dost edinmeyin dediği zaman tüylerimizi feryadımızdan atıyoruz. Yeter, öp işte. Sen ne hakla böyle yazıyorsun? Ne hakla düşman ediyorsun insanlar ömrüne? O zaman geliş geliş yaptı. Aman canım işte daha iyidir, rahat ediyor. Yetmez oldu inşallah. Niye yetmedin de böyle bu hale getirdin? Şimdi içli dışlı olduk. Hadi yaşa nasıl yaşayacaksın? Kâfir yavru diyerek yaşa. Nasıl yaşayacaksın? Sen de her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Yok. Yara burada. Bu yuvrayı sen tedavi ediyorum. Gangren olmuş.
Kankıran olmuş oraya. Adamlar bize kaymışsın demeyin zorunda geliyor. Kaymışsın oranda da aşamamış. Ne derdi yok size, ne derdi yok. El alacak tarafımız yok. Biz kilise ve havraları, mescitleri koruyoruz buyurdu hadi Hazreti Allah'ın. Orada bizim zikrimiz oluyor. Zikir diyor hepsine. Sen niye itiraz ediyorsun? Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben alemin Rabbiyim. Sadece seni diyor. 18 bin alem Rabbim. Sen biliyor musun 18 bin alem? Bir alemi daha çözemedin. Evet, ne büyüksün ya Rabbi, evet. Eşi benzer, şeriki nazir olmayan, olamayacak da. وَلَمْ يَكُلْ لَكُ فَنَا Olamayacak. Olacak mı o zaman? Hayır. Yok. Peygamber Efendimiz Allah'ın efendim, benzeri eşi şeriki naziri değil. Elçiler eder. Peygamber Efendimiz olmadığı zaman evliyullah, evliya ismi altında, dost değil. Dost dediğin zaman günaha giriyorsun. Dostun anlamı evliya değil. İnşallah. Yani bir böyle bir mahkeme açılsa da ilk davayı galibiler yapsa. Mürayyası yapsa da bu davayı halletse. Dünyaya inanırsa. Gel kardeşim ya hep Müslümansın, siz de Müslümansın. Allah var diyorsan Müslümansın. Allah var demiyorsan kafirsin gavur. Fıtratında var senin de. İslam'ın yatırıyor yaratıldım. Allah var diyecek yaratıldın. Gel terbiye edin ol. Hakkın mı senin? Şu devrede yaşamak, şu devrede yaşamak senin elinde değil. Allah'ın yetki kudretinde. Sen mi geldin Muhammed olarak dünyaya? Yok. Daha evvel getiremedin mi Hazreti Orası? Yanlış yapmayalım. Allah'a çok şükür ederim. Allah vardır. Evet. Şerik-i nazir yoktur. İşte amentü billahi ve melâketi ve kütübü ya Resulihi. Ve yevmül âhir ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ ve sübhânel mevt. Hakkım eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü ve Resulü bizler için. O biri İsa ruhundan Musa kelime atıyor. Genç kabul yazıyor. Haktır peygamberler. Kitaplar da hak, hak. Yürükten hak da hayır. Efendi kitabın üzerinde yazıyorum ben. Kitap kafağı yaptım. Müşerat gelince iptal olmaz diye. Müşerat heyetinden bazıları neyse hesabını Allah'a verecek. Hayır, iptal olur demiş. İşte bu. Üç hatamı bulmuşlar kitaplarda. Bir de emmare diyormuşum da. Emmareymiş çiftmeyle. Ben böyle diyordum. Hala emmare derim. Bil gayb sıçrası. Anlaşılıyor ya. Emmareymiş. Size malumatınız olsun. Güzel. Teşekkür ederim. Bir de işte demin bahsettiğim bana hitap. Mekke-i Mükerreme'de 1995 senesinde sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz'in bu fakire acize hitabı. Söyleyin ümmetime, vazife o. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zamana göre hazırlansınlar. Ben tebliğ ettim, bağırıyorum kendimi. Sergilerimde her tarafta bağırıyorum, sesli sesli. İşte öz bu öz. Bunu bozma. Bugünü yaşamaya çalışacaksın. Dünü değil. Bugünü yaşıyorsun. Allah'ın kanına göre. Amin diye bozmadan yaşayacaksın. Allah'ın varlığına halel getirmeyeceksin. Eskiden şeyh efendiler ders verirken dervişe çal altından verirler.
baş parmaklarını birbirine kilitlerler. Yarışılan Şeyh Efendi. Şeyh Efendi okur. Âmentü billâhi ve melâketi ve kitab ya Rasûlî. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhu teâlâ ve l-vâsıl vâzel mevz. Hakkın eşhedün la ilâhe illallah ve eşhedün la Muhammed Aleyhi ve Sellem. Bize karşısında derviş okudur. Ondan sonra üç kere kalbine yumruk vurur. Niye? Âmentü'yü kalbine çiviliyor anlamında. Bu taklit de olsa bir gevşeğin ifadesidir. Âmenti iman etmek hiç dermiş olmaz. Müslüman demezsin, diyemezsin. Öyle mi? Peki. Şahit oldum öyle de söyleyeceğini diyordum. Zaman müsaitliği de öyle öğrendim. Yani iş olarak kabul ettim, ettirmeyi ben de etsene kabul ettim. Yani diyorum ki Allah kabul etsin. Amin. Ediyor elhamdülillah. Evet. Dervişliğinize sahip olun. Anlatın dervişliğin ne olduğunu güzellik alana. Düzenbazlara bırakmayın bu işi. Düzenbazları mahvetmiştir. Evet. Dervişliği hakir göstermiştir. Bir lokma bir hırka keşke yanına takmıştır. Hu eyvallah demiştir. Aç onu çorbasını oraya koyar. Oradan eliyle yer. Sünnettir çünkü eliyle bak. Ya Araplar hala öyle derler zamanlar. Bizi davet ederlerdi. Etli pilav yaparlar. Eliyle buçuk buçuk. Ben gitmedim. Zengin haber vermemiş. Şeyh Efendi'ye geldi. Eliyle bıçıklamazlarsa gelirim dedim. İnan bunu ya. Allah Allah. Hele Seyyidah Mehmet Kebir Fayyazı'nın merkezine ziyarete gittik Basra'da. Oraya bazı şeyhler de gelmişler müşteriyle. Biz onlardan kaçtıydık. Uyduruk. Evet, neyse. Geldik. Onlar da gelmişler. Gece Abdülkadir Genel Hazretleri'nin türbesindeyiz. Saat Seyyidah Mehmet Kebir Ruhay Hazretleri'nin türbesinde. Basra'da. Gece kalkmış o şeyh düzenbazı. Abdülkadir! Abdülkadir! Pezevek nevde kim dünya yattığını da bilmiyor. Biz geldik. Ulan. Kalk şunun kafasına bir şey bu kenara. Lan. Ne vereceğim? Son zamanla etli pilav getirmişler işte bize, hürmet bize. Buyurun, hal kaşık dedim, işte hal kaşık. Efendim sünnet senin yüzüne yiyelim. Kaşığı getirin de ben size sünneti göstereyim. Bu ne lan? Elinde yıkayacaksın yok, Allah'tan kork. Koltuk altına çıkıyor. Ne bu? El nezafeten iner, iner iman. Temizlik imandadır. Soktun hocam, elini sokmam yemem dedim. Mıcıklarsanız yemem. Bir de cık 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 et oynuyorlar böyle. Değil mi? Tövbe beceremezdi zaten de. Efendim, böyle ne olursunuz? İşte geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zamana göre. Ben tahammülüm yok bunlara. Onun için Atatürk'ü çok severim ben icrasını. Allah kani kani rahmet eylesin. Siz de öyle deyin, amin deyin. Amin. Bakmayın başkanın sözüne. O dindar, büyük, temiz insandı, Müslüman insandı. Zamanı yaşayan insandı. Allah kani kani rahmet eylesin. Evet. Mahvetti onu taraf tarafı başka. Onu anlatıyorum yeri geldikçe. Yaşadım çünkü. Atatürk'ün vefatında ben evliydim. 38 senesinde vefat etti, ben evliyim 38 senesinde. Çocuk değilim. Ulemanın Mehdi Resul dediğini biliyorum. Mehdi çıktı dediler. Başka olmaz efendi. Yıkılan koca imparatorluğun ayağa kalırdı.
Basit mi görüyorsunuz? Ama başkaları kendi mahallelerine lanet diyorum ben. Hayır. Kitaplarında yazıyorum. Bir tanesi 90 değil, hepsinde yazarı vardır. Hatta müellif geldiği zaman yazmış, üstette getirdi bana. Baktım Atatürk hiçbir şey yok. Niye Atatürk yazmadım? Efendim yazarsam Müslümanlar almaz ki bunu. Aynen böyle. İşte şahitlerim var. Süründürürüm vallahi sen dedim. Yani süründürürüm seni. Bir harfin olsun ya. Yazma lan. Ben senden paramı istiyorum. Telif hakkı almıyorum. Hiçbir şey yok. Allah razı olsun yazıyorum. 40 para aldıysan zeyhin zıkkım olsun gibi dedim. Hayal kitabımı bedava lazım sadece. Sadece. Diyanetçileri de dağıtıyor, satıyor. Evet. İstifade edin. Onun için yeniden yazdırdım da bir harfin dedim 90 yaz, süründürürüm seni. Sonra aldık ondan telif hakkını. Yani yine gelmiş, az oluyor ikinci baskı yapacak. Ne o? 10-15 lira, 20 lira daha fazla vermemiz lazımmış. Zaten bize fırsat oluyordu, aldık telif hakkından. Şimdi matbaaya bastırıyoruz. Alın. Evinizde bulunsun.